Evet sevgili dostlar, bugün Köyciğiz'in iş adamlarından Sabri Özer. Sabri evet, abim. Arasını satan. Soy ismi. Ben düzgün söylüyorum. Özen, Sabri Özen. Hem iş adamı de, çiftçi var de ya, bırak. Çiftçi, tamam çiftçi olsun. Ya, Sabri abi yanlış anlama, ufak tefek şakalar yapıyorum ben böyle. Soy ismiyle karıştırıyorum falan. Halbuki karıştırma değil de iş. Evet sevgili dostlar. Köyciğiz'in... Ne diyeceğim lan? Sabri abi! Sabri abi ne haber ya? Baksana Celal ne yapıyor? Sabri abi diyor değil mi? Şeyi soracağım. Geçenlerde birisi aradı, öbür Sabri var bizim imaj mobilya var ya. Hı-hı. O aramış, ben de sen sandım. Sabri abi ne haber ya diyorum. Sabri abi diyorum. Ulan bir bakayım o sen değilsin. Ondan soracağım. Sabri abi. Geçenlerde lahmacun yedin. Hı-hı. Bugün de kuşbaşılı, mantarlı pide. Bakacağım acaba beğen... Sen beğenirsen herkes aynı numara yapıyoruz ayrı da. Abi tuzu yok tuzu. Hakikaten tuzu. Çocuklar! Tuz! Tuz söyler misin oradan? Şimdi gelir. Tuzu özellikle az koyuyoruz ki. Hı. Şey olsun yani tuzla... Tansiyon çıkmasın dedi. Yani adam kendi koysun tuzunu yani. Ondan sonracım. Tuzu... Yani unutulmuş bir şey değil yani tuz. Evet. Tuz unutulur da ama özellikle az koyuyoruz mesela hep öyledir adam tuz tansiyon problemi vardır o vardır bu vardır onun için şey yaparız yani tuzu az koyulur yani ayran nasıl iyilerden gidelim biz iyilerden ayran da güzel gerçekten ulan ödüm patladı lan bir şey söyleyeyim mi eğer kötü deseydin zaten videoyu paylaşmam kanka ne yapayım şimdi değil mi? Ya buzu geç koymuşlar galiba biraz soğumada bir yapma sıkıntı ya. Yaşıyor. Bak vallahi öyle dersen bak videoyu paylaşmam. Evet sevgili dostlar ya köy. Ya ben gurmeyim. Ben doğruları söylemek zorundayım. Bir şey söyleyeceğim. Sen direkt gurme değilsin, gizli gurmesin. Hı. Gizli gurmemiz Sabri Özer. Değil mi abi? Özen. Sabri Özen. Değil mi? Özen değil mi? Onun yayınında herkes yazar altına Özden diye. Özden. Ya Sabri... Bırak bunları ya. Ya bir şey söyleyeyim. Söylesene soy ismini. Özden. Özden. Sabri Özden. Özden mi Özden mi? Soy ismim Özde. 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 Sabri Özde. Ya biz niye öyle özer diyoruz? Kendimden utanıyorum şu anda. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Köyciğiz'deki en yakın dostumun, kardeşimin soy ismini yanlış söyledim. Aramızda kalsın bu. Hı? Aramızda kalsın. Tamam. Sabri abi şeyin gitti bir enerjin gitti ne oluyor? Enerjim gitti ya. Neden? Götürdün enerjimi ya. Gizli gürmesin. Moralim bozuldu. Gizli gürmesin ama sen. Şey bizim İstanbul'da bir arkadaş var Bayram abi. Böyle video çekerken küfür ederdi. Mecburen videoyu silerdik. Videoyu paylaşamazdık. O üç olay. Oldu paylaşamayacaksın sen de. Ya yapma onu. Vallahi yapma. Hadi biraz şey yapsana. Ne olur? Videoyu anlat. Bir şey gizli gürme aslında sen gizli gürmesin de gizli değil de gerçek bir gürme gibi mesela Vedat Miller bedavacı o ya bedavacı ya ama iyi gidiyor o, sen bizden peşini aldın lan parayı bir şey söyleyeyim mi para nasıl gurmelik lan böyle bu özür dilerim parayı gösterelim abi şuradan parayı peşini aldık bu arada yanlış anlamayın arkadaşlar onun dışında Vedat Miller bedavacı bir ikincisi ne biliyor musun bir de ciddi para alıyor. Alıyor değil mi? Herhalde abi sen Vedat Bey'e... Bana kaç lira vereceksiniz? Benden para alıyorsunuz nasıl oluyor? Ya kusura bakma abi ya. Sen abi abi kardeşiz daha sifto parası vereceksin şimdi. Vedat Miller bak Vedat Miller en çok neyi hoşuma gidiyor biliyor musun? Böyle yemek yerken... Şapırdatıyor ağzını. Şapırdatma onun dışında şey var. Hep diyor ki çok güzel diyor. Kıvam şöyle, o öyle, bu böyle. Hep iyi şeylerden bahsediyor. Oradan kalkıyor. Ben parayı peşin verince güzel falan diyemiyorum yani. Değil lan de ay bilin abi. Yabancı mıyız kanka ya? Şöyle vallahi. Şöyle bir bak Vedat Miller şöyle. Bunun içinde tereyağı var mı? Ulan tereyağı her şeyi güzelleştiriyor işte. Tabii herhalde yani. Tereyağını, yağı bastın mı her şey çok güzel oluyor. Şey diyeceğim bir de o var ya şimdi mesela çağırsak buraya gel Vedat abi biz de bir yemek ye. Bizi böyle bir eleştir falan desek alacağı para herhalde 5-10 milyar vardır. O paralara gelmez. Gelmez mi? İşte bir de gelmez yani bak ben diyorum ya 5-10 milyar değil mi? Ama benim geldiğimi buraya yemek yedim duyarsa ha, o ayrı. Ayrı.
Şimdi senin geldiğini bilse buraya Vedat Milor ne yapar biliyor musun? Buraya bedava gelir. Bedava gelir. Çünkü kilonu söyleyeyim ona. Tabii tabii. Biz daha önce şeydik, Tarkan'ın sponsoru yaparken yıllar önce. Tarkan'a kıyafetler vermeye başlayınca bütün herkes geliyordu bize. Özcan Deniz'in asistanı vardı, yeğeni. Erhan Karakaş, Erhan Karataş mı öyle? Erhan falan vardı, kardeşime buradan selamlar sunuyorum. Onlar geliyordu. Kimler geldi biliyor musun? Bütün sanatçılar Tarkan'dan sonra bize geliyorlardı. Şimdi sen buraya bize geliyorsun ya, bu akşam burada yemek yiyorsun ya. Şimdi buraya bütün gurmeler buraya gelir. Biz artık gelmez sahibi olur tabii. Tabii de. Biz burada şey yaparız belki de, gurme ağırlamaktan normal müşterilere zaman bile bulamayabiliriz. Batarsınız o zaman. Yok batmayız. Buradan gurme, açık gurmeyi nerede bulacağız? Bir şey söyleyeceğim. Zaten? Biz parasız yapmayacağız tabii, para alacağız onlardan. Ama YouTuber'lara aslında jest yapabiliriz ha. Bunu izleyen, bu videoyu izleyen YouTuber'lara şuradan şöyle seslenmek istiyorum. Bizimle iletişime geçin, belki size ikram edebiliriz ha. Benim takipçi 5000, abone 5000. Eğer sizin 100.000 üstüyse size hem para hem de yemek bedava olabilir. Kanka sana da para vereceğiz. Şimdi buradan giderken küçük bir zarf olacak. Küçük bir ben zarf. Ben de çok merak edeceğim. He. Bir açacağım parayı. Tuvaletin ön tarafında açacağım parayı. Yok. Para ne oldu? Para yok abi. Sana verelim abi ya. Ama falan. Zarf yapıldı mı? Yapıldı. Ne var? Zarf var. İçinde ne var? Ya şu Şahin botu biliyor musun? Şahin abi biliyor musun? Bu geçenler video çektik burada şey yapıyor. Ben diyor gizli gurmayayım diyor. Böyle bir ben gizli gurmayayım. Çok komikti Şahin abi ya. Şahin abimiz bizim bir tane. Yastığı bayağı bir şey kalmadı ha. Bir şey kalmadı. Neredeyse bitiriyorsun ha. Yani şimdi ha ben şey anlatıyordum aslında, Vedat Milor anlatıyordum. Şey yiyirken çok güzel diyor, o övüyor. Sonra tam kapanışta diyor ki ya diyor, aslında diyor şöyle söyleyeyim ben size diyor. Bir tık diyor, tuzda problem var diyor. Orada ortaya ne çıkıyor biliyor musun? Vedat Milor korkudan gittiği restoranda hiçbir şey söyleyemiyor. Ama oradan uzaklaşınca biraz şey yapıyor. Şuna benziyor. Heh. Bir yaşında arabam var. TÜV'e götürüyorsun arabayı. TÜV'de kontrolden geçiyor. Arabada hiçbir kusur yok. Sıfır ata. Sol far 1 milim sağa bakıyor. Kusur. Buna benziyor yani. Aynen ya. Ama çok komik oluyor. Kusursuz benim. Araba yok yani. Yani ama bir de numara yapıyor olabilir o. Şöyle bir numara yapıyor olabilir. Hani kurma görünmesin. Hani eleştirdik de olsun. Değil mi? Biraz da o da olabilir yani. Terbiyesizden sıfır araba almışım ben. Daha nesine arz olacak bunun? O da var, doğru söylüyorsun. Neden öyle yapıyor o zaman? Rolünü yapacak. Ha, rol. Rol almış. Oynuyor. O da oynuyor. Vedat Milor sizce oynuyor olabilir mi arkadaşlar? Bu arada Vedat Milor gerçekten çok seviyorum ben. Zaten gurmelerden tanıdığım bir adam var. O da Vedat Milor, bir de sen. Sen önce oğlum, ondan önce. Sabri abi Vedat Milor'dan önce gelir bizde. Bir o var, bir sen varsın, bir de Vedat Milor var, bir de Mehmet Yakşin mi? Yaşin mi birisi var. O çok güzel yiyor ya, çok iştahlı yiyor adam ya. Bir de gözlüklü olan mı o? Gözlüklü böyle sakallı, beyaz sakallı, hır sakallı. Damak çatlatan, onun da arabası kaza yapmış herhalde. Dün Instagram'da gördüm. Arabasının arkası falan paramparça olmuş. Geçmiş olsun kardeşimize. Meslektaşımız ne de olsa biz meslektaşlarımızı burada koruruz tabii, doğal olsun. Son lokmayı yiyorsun, ne diyorsun? Bu şey diyor. En güzel yeri. Ya bak, son lokmayı yerken anlat genel olarak pide nasıl yani, olmuş? Son lokmayı yerken olmuş. Süper olmuş, çıtır çıtır olmuş. Biraz Vedat Milor'un dediği gibi tuzu eksik. Ya gözünü seveyim. Onu söyledik. Ama tuz ektik, tuzumuz geldi. Tamam. Tamam o zaman. Şimdi hiç sıkıntı yok. Ayran güzel. Bir de kuşbaşılı, mantarlı. Hı-hı. Çıtır çıtır diyebilir miyiz? İnce evet. Hamur mu? İnce hamur. Çıtır duymadım ben. Hala mı duymadın? Kulaklarım bozuk o zaman senin. Ya var ya, öyle bir rol yapıyorsun ki sen çıtır bir şey kıracaktın. Onu yaparken bir şey kırsaydık diyecek. Çıkırt diye bir ses kırsa, bir şey kırsaydık güzel olurdu ha. Yani vatandaşı aldatmıyorlar. Ha, ya biz de aldatma olmaz ya. Hı? Bizde aldatma olmaz. Ne diyorsun? Yeşilliklere ne diyorsun? Adana sofrası gibi ya. Evet. Adanalılar gibi.
Her yer yeşillik. Ama sildiğin süpürdüğün yalnız aramızda kalsın. Ay, yedim biraz, acıkmışım. Eyvallah. Ayran da bitti. Şimdi sana bir de çay söyleriz ya da kahve söyleriz. İyi olur. Evet. Evet sevgili dostlar. Son bir şey diyeceksen söyle. Yoksa çiftçilerle ilgili bir şey söyleyeceksen söyle. Yoksa konu burada kapansın. Seninle geleceğim dövüşmelerinde senin bahçeleri çekeceğiz. Biz de çiftçinin şeyini konuşacağız. Çiftçinin durumunu konuşacağız. Çiftçinin durumunu konuşalım. Bugün konuşmayalım. Çünkü bugün buradaki konsept benim konseptim. Pide konsepti. Pizza. İşte bizim dükkanın konsepti. Nefis pidenin konsepti burası. Ben senin dövüşmelerine geleyim. Senin bahçeleri çekelim. Orada konuşalım. Olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Avokado varmış hala. Şu anda avokado var mı? Kaç defa? Bitti mi? Evet sevgili dostlar. Bitti. Yani bugünkü çekimimiz burada bitti. Yalçın Avcı, gurme youtuber, köyciyiz. gurmeyoutuber.com tüm sosyal paylaşım sitelerinde gurme youtuber. Sana söz yok. Var mı söz? Son bir şey söyle. Selam herkese.